Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, Türklere, vatandaşlarımıza Avrupa'da uygulanan ve daha pek çok ülke tarafından uygulanan bir muameleyi ele alacağız bu yayınımızda. Vatandaşlarımızın konsolosluk kapılarında nasıl küçük düşürüldüğünü, vatandaşlarımızın nasıl sınır dışı edildiğini ve giderek bu durumun bizi daha fazla üzmeye devam ettiğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Siz gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında yaşıyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Elbette sizlerin de söyleyecekleri olacaktır. Siz de görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza güzel bir haber vereceğiz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, emekli maaşı almak istiyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çok büyük bir fırsat var. Bu fırsattan mutlaka istifade etmenizi istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, bakın. Türkiye'deki ekonomik şartlar kötüye gittikçe yurt dışına çıkmak isteyen, yurt dışında yaşamak isteyen insanlarımızın sayısı daha da artıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde konuşulan bir konu var. Nedir bu? Schengen vizesi konusu. Avrupa'ya, Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyen vatandaşlarımız hem para ödüyor, hem bir sürü evrak hazırlıyor, zaman harcıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor değerli izleyicilerimiz. Ama Avrupa Birliği ülkeleri anlaşılıyor ki kapalı kapılar ardında Türklere vize vermeyelim diye anlaşmışlar. Vatandaşlarımızın evraklarının hepsi tam olmasına rağmen maalesef vize vermiyorlar, red diyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz, tabii ki bunların içerisinde kaçacak, göçecek vesaire yapacak olanlar var. Ama gerçekten Avrupa'ya işi için, turistik amaçlı vesaire gitmek isteyen vatandaşlarımız da var. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan hemen hemen %95'ine şu anda red veriliyor. Aslında bu durum şu: vatandaşlarımızı Türkiye'ye hapsetmek istiyorlar. Benim anladığım, gördüğüm bu. Avrupa Birliği kapalı kapılar ardında Türkiye'ye aslında ambargo uyguluyor. Düşünebiliyor musunuz? Vatandaşın hiçbir eksiği yok. Para, stres, hepsini bir şekilde, bunların hepsinden feragat ediyor. Hepsini yaşıyor. Para, stres, zaman, bir şekilde bunların hepsini kaybediyor. Red. Soruyorlar. Pek çok böyle konu var. Neden red yedik? Belgeler eksik, yeterli görülmedi gibi havada olan cevaplar alıyorlar. Yani bir konsolosluğa niye sen red verdin diyemiyorsun. Kimseyi görmüyorsun zaten. Aracı şirketler vasıtasıyla pek çoğuna başvuruyorsun. Peki Türkiye ne yapıyor? Öyle ya, Türkiye ne yapıyor? Yani Avrupa Birliği ülkelerinden gelen o ülkelerin vatandaşlarına kapı açık mı? Açık. Elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geliyorlar mı? Geliyorlar. Kimliklerini verip Türkiye sınırından geçiyorlar mı? Geçiyorlar. Yani biz mi sadece bağımlıyız yani bu insanlara? Biz neden sınırlarımızda şunu söyleyemiyoruz: size vize uyguluyoruz. Ekonomik kaygılar olabilir, siyasi kaygılar olabilir. Hepsini biliyorum ben. Ama bu şekilde göz göre göre vatandaşlarımızın küçük düşürülmesine daha ne kadar izin vereceğiz? 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyen bir Türkiye'yi anlatıyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Türkiye'nin bir kere arkadaşlar artık yumruğunu masaya vurma zamanı gelmiştir. Avrupa Birliği'ne bizi kardeşim sen bu Avrupa Birliği'nin içerisine alıyor musun, almıyor musun? Net, kesin, kararlı bir şekilde cevap almamız gerekiyor. Bugün git, yarın gel. Bugün git, yarın gel. 60 yıl oldu.
Biz Avrupa Birliği'ne hani ilişkileri keselim demiyoruz. Bağlantıları kopartalım demiyoruz. Türkiye'nin yönü tabii ki Batı olmalıdır. Ama baktığımız zaman Türkiye'yi istemeyen bir Batı ile karşı karşıyayız. Bakın değerli izleyicilerimiz. Geçen yine sosyal medyada dolaşan bir video. Meksika Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını %99 oranında sınır dışı ediyor. Almıyor. Gerekçesi şu. Diyor ki Meksika'ya gelenler Amerika'ya iltica ediyor. Doğru mu? Doğruluk payı var ama Meksika'ya gezmek için gidenler de var. Hiç kimse, yani bizim Dışişleri Bakanlığımız bu konuya ne kadar el atıyor bilmiyorum. Yani Meksika'ya şunu söylüyor mu kardeşim? Siz bu insanları hiç gözünün yaşına bakmadan, doğru düzgün sorgulamadan, ne için geldiğini bilmeden neden sınır dışı ediyorsunuz? Size Meksika ile ilgili bir şey anlatayım. Şimdi insan kaçakçıları var, değil mi? Ne yapıyorlar? Meksika üzerinden vatandaşlarımızı işte Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şekilde Amerika sınırına getiriyorlar. Peki bu gelenler nasıl geliyor? Havalimanlarından Meksika'ya nasıl giriyorlar bunlar? Meksika polisi yoksa rüşvet mi alıyor? Yoksa insan kaçakçılarıyla Meksika polisi birlikte mi çalışıyor? Aklımıza böyle sorular geliyor. Giren nasıl giriyor? Şimdi bir kere Dışişleri Bakanlığımızın topyekin vatandaşlarımıza uygulanan bu sınır dışı ve vize uygulamasıyla ilgili artık adım atması gerekiyor. Tamam, ekonomik şartlar kötü Türkiye'de. İnsanlar kapı arıyorlar, geçimlerini sağlayabilecekleri, bunları anlıyorum ama her gelene de ret verilmez ki. Her gelene de sınır dışı ediliyorsun denilmez ki. Meksika kim ya? Meksika kim? Benim vatandaşımı sınır dışı ediyor. Sen de o zaman ülkeye gelen Meksikalıları sınır dışı edeceksin. Bu kadar. Uluslararası diplomaside mütekabiliyet diye bir kaide vardır. Nedir bu? Sen ne yaparsan ben de aynısını yaparım. Bu kadar. Yeri de var yani diplomaside. Ama sen açmışsın sınırlarını. Yol geçen anı sanki benim vatanımın sınırları. Avrupa Birliği'nden geleni alıyorsun, onu alıyorsun. Ama adamlar beni daha ülkelerine gitmeden konsoloslukta bir kere sınır dışı ediyorlar. Öyle yani, başka bir açıklaması yok. Benim gördüğüm, anladığım bu. Şimdi geldik değerli izleyicilerimiz, güzel bir habere. Yurt dışında yaşıyorsanız bu dakikadan sonra anlatacaklarımı lütfen can kulağıyla dinleyin. Tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'de çok büyük bir fırsat var. Bu fırsattan özellikle annelerin, hanımefendilerin ben istifade etmesini rica ediyorum. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız bu dakikadan sonra anlatacaklarım tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çok çok önemli. Beni takip edenler, bir süredir ben Türkiye'de emeklilik yolu açıldı diye haberler veriyorum, yorumlar yapıyorum. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız 40 yılda bir gelen bu büyük fırsattan istifade etti, emekli oldular. Emekli maaşlarını almaya başladılar. İşlemleri devam edenler var. Onlar da yakında emekli maaşına kavuşacaklar. Kendileri, eşleri, çoluk çocuğuyla ilgili geleceğe dair bir adım atıyorlar. Kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 fark etmez. Yurt dışı emekliliği yapmak istiyorsanız, emeklilik planlamanızı yapmak istiyorsanız mutlak surette şimdi anlatacaklarımı lütfen çok iyi bir şekilde dinleyiniz. Bakın, kıymetli izleyicilerimiz, gelecek de bir gün gelecek. Yarının, geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz. Özellikle hanımlar bizim toplumumuzda maalesef hep geri planda bırakıldı. İşte ömrünü çocuğuna harcadı, ömrünü kocasına verdi. Geriye dönüp baktığında da ne emeklilik var ne de elde avuçta bir şey var. Şimdi bu büyük fırsatla beraber artık yurt dışında yaşayan hanımlar, beyler, eğer yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız sizin de bu haktan yararlanma imkanınız var. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile, beni takip edenler bilir, bir araya geldim.
O bir araya geldiğimde yapmış olduğum röportajın linki de şu anki videonun altında, tıklayıp izleyebilirsiniz. Emeklilik danışmanlığı, emeklilik, yurt dışı emekliliği ile ilgili video diye hemen bu videonun altındaki yazılar bölümünde, açıklama bölümünde var. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki bak Özgür Bey, 2019 yılında bir yasa çıktı. Bu yasanın çıkmasıyla beraber yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız devlete yüksek miktarda para ödememiz gerekiyor diye düşünüp ya da çevresinden duyup bu emeklilik defterini kapattı. Bu işin aslı, astarı nedir diye sordum. Bakın, kendisini söyledi aynen şu. Evet diyor Fatih Bey, pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarını, işte komşusundan, iş yerindeki arkadaşından, akrabasından, dayısından, amcasının oğlundan, bilmem neyin kızından duyduğundan arkadaşlar, bu defteri kapattı. Oysa 3000 euro vererek emekli olan da var, 5000 euro vererek emekli olan da var, 10.000 de var, 20 de var, 30 da var. Vatandaş ne durumda olduğunu bilmiyor. Ondan bundan kulaktan dolma, emeklilik gibi çok çok önemli bir defteri kapatıyor. Şimdi bakın, şimdi emeklilik defterini açıyoruz. Yapacağınız şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattı bu arkadaşlar. Hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Bilgilendirecekler. Sadece 120 euro ödeyerek bir kişi için, 120 euro ödeyerek emeklilik danışmanlığını alıyorsunuz. Size bir randevu tarihi ve günü veriliyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Cep telefonunuzdan, WhatsApp üzerinden canlı olarak sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile canlı olarak görüşüyorsunuz. Özgür Bey size bazı sorular soruyor. Sizin de emekliliğinizle ilgili kafanızda ne kadar soru varsa hepsini soruyorsunuz. Özgür Bey hepsine cevap veriyor. Ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek en yüksek emekli maaşını almanız için size özel bir çalışma yapıyor. Bu çalışmanın neticesinde değerli izleyicilerimiz, sizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm müracaatlarınızı yapıyor. Sizin tüm formlarınızı, dilekçelerinizi dolduruyor. Kendisi sizin hiç Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm işlemlerinizi yapıyor ve sizi emekli maaşına kavuşturuyor. Nerede olursanız olun, hiç önemli değil. Dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen fırsat. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desen en az 2000 euro, 2000 dolar para harcarsın. Yattığın yerden yapacağın şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğun telefon numarasını hemen telefonuna kaydediyorsun, WhatsApp'tan yazıyorsun. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir fırsat bu. Hanımlara ayrıca bir indirim var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber, kocalarıyla beraber bu emeklilik danışmanlığını alırsa hanımlara %50 indirim hakkı veriyoruz. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama hanımlara indirim olduğu için hanımlar eşiyle beraber alırsa 180 euro ödeyecek. Evet, %50 de hanımlara indirim yapmış oluyoruz. Bu fırsat, tekrar ediyorum, kısa bir süre için geçerli. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey ben emeklilik fırsatını kaçırdım. Evet, şimdi adım atma zamanı geldi. Aynı zamanda şu konuyu da hatırlatayım. Sakın ola ki birilerine gidip 3-4 bin euro danışmanlık ücreti vereyim falan demeyin. Sosyal medyada görüyorum. Yurt dışına yayın yapan, Türkiye'deki bazı televizyon kanallarına çıkan bazı sosyal güvenlik uzmanları, sözde sosyal güvenlik uzmanları diyor ki 3-4 bin euro vererek sizin işlemlerinizi yapıyoruz diyorlar. Sadece 120 euroya arkadaşlar. Bizim kanalımızın izleyicileri için. Tek yapmanız gereken şu anda videonun altındaki abone ol tuşuna basmak, ücretsiz. Eğer kanalımıza abone olursanız bu büyük fırsattan yararlanacaksınız. Bu kadar, başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Benden size tavsiye,
Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Kısa bir süre sonra bitecek. Fiyatlar çok artacak. Sonra demeyin ki Fatih Bey biz kaçırdık. Şimdi emekli oluyorsun. Örneğin 7-8 bin lira emekli maaşı aldın. Her ay Türkiye'deki bankaya paran yatıyor. Türkiye'ye izne gittiğin zaman, gezmeye ya da bir işin olduğunda gittiğin zaman bankada yıllık 80-90 bin liran olsa kötü mü? İznini geçir, al paranı, istediğini al çoluk çocuğunla beraber. Bir de arkadaşlar hani sağlıktan da bedavaya yararlanma imkanı doğuyor. Bir doktora git, para vermiyorsun. Şimdi böyle bir fırsat var. Sadece 120 euro. Önce durumunuzu öğreneceksiniz. Danışmanlığınız verilecek ve ardından da tüm işlemleriniz yapılacak. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. İşini doğru bilenlerle, iyi bilenlerle hareket etmek zorundasınız. Ne demek bu? Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer emeklilikle ilgili formlar var, bu formları doldururken yanlış bir yere işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Şimdi işinin profesyoneli olan kişiliğe hareket ederseniz devlete en az parayı ödeyerek en yüksek emekli maaşına kavuşuyorsun. Haydi şimdi düşünme zamanı falan değil. Hanımlar, şu beyleri biraz bir dürtün. Bugüne kadar hep beylerin dediği oldu. Böylesine hayatta bir sefer olan emeklilik gibi önemli bir konuda artık hanımların dediği olacak. Hemen şimdi cep telefonunuza ekranın altında görmüş olduğunuz bu WhatsApp hattını kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekliliğe kavuştu, maaşlarını aldı, bankaya paraları yatıyor. Pek çok vatandaşımızın işlemleri devam ediyor. Onlar da yakında emekli maaşını alacaklar. Onlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsattan yararlanma vakti sizin için de geldi. Artık düşünme vakti değil. Gençler, şimdi size de gençlerimiz, size de iki çift lafım var. Fazla uzatmayacağım. Sadece 30 saniyenizi alacağım. Gelecekte bir gün gelecek. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de anneniz, babanız için. Bu fırsattan istifade edin. Anneler, babalar, çocuklarınız için de adım atın. Onların emeklilik planlamasını yaptırın hemen. Benden size tavsiye. Aile indirimi var. Aile olarak alırsanız bu büyük indirimden de istifade edeceksiniz. Şimdi beni dünyanın neresinde izliyor olursanız olun bu fırsattan yararlanma vakti geldi. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel. Hemen kanala abone oluyorsunuz. Videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz ve fırsattan istifade ediyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından, nerede olursanız olun, beni nereden izliyorsanız, herkese önce sağlık diliyorum. Ardından da sevdiklerinizle, ailenizle beraber güzel bir ömür temennisinde bulunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.